Malumunuz olduğu üzere mevcut Ocak Başkanımız Fatih Yaşar Bey, bilgi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak vazifelendirilmiştir. Bu hem sizler için hem bizler için çok büyük bir kıvanç ve övünç vesilesidir. Ülkü Ocakları Milliyetçi Ülkücü Harekete insan yetiştiren bir okuldur, bir ekoldür. Bunun da en güzel örneği Fatih Yaşar Başkan olmuştur. Ülkü Ocakları'ndan yetişip bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarında davamıza hizmet etmeye devam edecektir. Arkadaşlar, gece uyumadan, gündüz durmadan davamıza hep birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Takip ediyorsunuz, çocuklar için son olarak Dede Korkut'umuz çıktı. Ondan önce çocuklar için Kutatku Bilik, ondan önce Nutuk çıkmıştı. Bu çalışmalarımız inşallah artarak devam edecek. Bunları siz de Bilecik'te yaygınlaştıracaksınız. İnşallah faaliyetlerimize bu şekilde devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, Ülkü Ocaklılar bu devrin bahadır çocuklarıdır. Şair diyor yani, kurtulur dil tarihi, ahlak ve iman, görürler ney, nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman, her tarlayı sular arkımız bizim. Ülkücü hareket, Ülkü Ocakları bu milletin her tarlasını sulamaya muktedirdir. Sizin gibi pırıl pırıl kardeşlerim buralardan yetişiyor. İnşallah milletin geleceği sizlere emanet olacaktır. Bundan sonra inşallah Bilecik'te Cem Karakuş kardeşimiz Ocak Başkanı olarak vazife yapacaktır. Hep birlikte en önemli vazifenizin ülkücülük vazifesi olduğunu unutmayacaksınız. Davamıza yakışır bir şekilde ocağımıza hep beraber aynı şuurla, aynı sorumlulukla hizmet edeceksiniz. Dünkünden daha güçlü olacaksınız. Çünkü bir önceki Ocak Başkanınız bugün il başkanı. Sizin buradaki her sıkıntınızı, her derdinizi biliyor, bununla dertlenecek. Bundan önce vazife yapanlar da mutlaka çok değerli arkadaşlardır. Allah hepsinden razı olsun. Ancak ocağımızdan geçip, ocağımızdaki bu sıkıntılarının tamamını bilen bir arkadaşımızın o mevkide oturuyor olması da sizler adına çok önemlidir arkadaşlar. Hayırlı mübarek olsun. Allah utandırmasın inşallah.